Hoş geldiniz gençler. Hey maşallah. Vallahi tam zamanında geldiniz. Benim de yeni yüzlere ihtiyacım vardı. Yövmi hesabı çalışıyoruz. Kaç filmde oynadığın önemli değil. Günlük paranızı alırsınız. Çekimlerde heyecanlanıp erken emekli olursanız yövminizden keserim. O zevke girer. Burası iş yeri. Öğretmenim ama siz şimdi... Hoş geldin Murat abi. Hoş geldin Ahmet abi. Hoş geldin Sadı abi. Beni izlemeye mi geldiniz? Biz seni niye izlemeye gelelim oğlum? Doğru konuş. Keşke elini yıkasaydım be Onur. Onur'un arkadaşları mısınız? Pardon gençler. Oturun, oturun. Hevesli, istekli gençler sürekli kapımızda. Bize de bir şans ver diye burada kuyruğa geçiyorlar. Ben sizleri onlardan sandıydım. Pardon ama hocam nasıl yani ya? Gelip burada hünerlerini sergiliyorlar. İlk önce bir deneme çekimi yapıyoruz. Yetenekli olanları sonradan arıyoruz. Gel oyna diye. Hepsi geliyor mu? Yok. Birçoğu oynamıyor. Vazgeçtik diyorlar. Ben de tam onu diyecektim. İstismar edilebilir bir durum var. Ne istismarı canım? Biz gençlerin önünü açmak için. Ama sensei, kötü durumdayken gelirsin. Bir bak bakalım nasılım deyip hatun kişiyle işini görüp gidersin. Sonra aradıklarında da vazgeçtim gelmiyorum dersin. Ne var ki bunda? Ahmet arkadaşım galiba şöyle bir şey söylemeye çalıştı. Yanlışsam kardeşim lütfen düzelt. Tamam. Hocam şimdi bazı kendini bilmezler tarafından anma hizmeti veren bir genel ev olarak kullanılabilir. Olur mu gençler? Arkadaş gelir gelmez sistemli kereçeyi bulduk ya lan. Hani böyle bankalar güvenlik sistemlerini denetlemek için ite kopağa, hırsıza falan sorarlar ya. Ya atıyorum mesela hackerlara danışırlar o hesap. Onur, Üleyman'ın iyi yavrum. Hadi işin iyi kalırım. Hadi yavrum. Oğlum sen kendini bu hallere nasıl düşürdün Onur? Sen neyin peşindesin? Neye ihtiyacın var? Neye dileniyorsun lan sen? Gördün mü ya? İşten kovunca nişanın yüzüne bakamaz hale geldim. Görüşemiyorduk. O günlerde doluydu. Annemin çeyrek günü vardı. Komşular dedi, geldim oraya zinlediğinizi bir kurtardım. E oğlum, hadi gençsin bir kere olur sonra. Sonra bundan beri yanında gelse çetindiler. Tesadüfen beresi böyle kötü durumdaydım o günde. Ev yeni doluydu. Dayımlar geldi. Almanya'dan bir hafta bizde kalacaktı. Pardon Onur Bey. Biliyorum. Sahne sırası bizde. Oh, aşkın bildiğin hatun taştan. İşte o gün bugün ekmeğimi taştan çıkardım abi de. Hem bu mutluyum, o mühürüm. Çiçekte kaşı alıyorum. Tamam abi, bu Murat abi. Bunmuş abi, bak bu. Sadece ben hiçbir şey hatırlamıyorum, hiçbir şey görmedim, unuttum gitti. Lütfen sen de öyle yap, öyle öneriyorum. Ama olsun, kurtarın beni. Mutsuz musun? Olur mu öyle şey lan? Mutluyum tabii. Lan bir de özgüven gelmiş kerataya. Oğlum sen sabah kahvaltılarında yürek mi yiyorsun lan? Şuursuz! Madagaskar pengueni kırıp mı toramanı kessen ya? Sen ne Şevket düşkünü çıktın lan? Şevket değil lan. Şehvet. Şehvet Altun'dan aklına gelsin. Pınar Altun babası. Yağmur Atacan'ın kayınpederi. Başka bir akrabalık Ahmet. Emre Altun da bibisinin oğlu. İtiraz. Lan! Aman dışarı anlamazım. Kurtarın beni. Senin nasıl bir özlem duygun var lan hayvan? Bak Onur tamam kurtaracağız seni. İşe geri dönmeni de sağlayacağız. Ama önce sen mektubu al. Baştan sona iyice oku. Ondan sonra da üzerine düşen vazifeni yap. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim size. Karşıdan karşıya geçerken ölebilirim. Su içerken boğulabilirim. Hatta s**ken ıkınmaktan dolayı beyin kanaması geçirebilirim. Bunları düşündüm bak. Hepsini düşündüm. Bunların hepsi gerçekleşebilir. Fakat bir gün Bumcu onlara imreneceğim. Vay be. Aklımın ucundan geçmezdi be. Senin tipi. Hadi gidelim. Kalkıyor musun abi? İleri geri ararık. Hayırdır abi? KGS'ye basıyorum aslan kardeşim. Şu bariyeri aç da geçelim. Hayvan. Kaldık burada. Pardon abi.